Bu hükümet bu ülkeye kalıcı barışı getiremez. Getirme şansı yok. Zihniyetleri buna uygun değil. AKP'ye güvenmiyoruz. Bu kısmı çıldırtıyormuş bunları. Güvenmiyoruz, güvenmiyoruz. Anlamıyor musunuz ya? Güvenmiyoruz size. Gündeminde çözüm sürecindeki Dolmabahçe virajı, hedefinde hükümet vardı. Biz sizin bu ülkeye demokrasi, özgürlük ve barış getireceğinize zerre kadar inanmıyoruz. Böylesine zalim bir iktidara karşı direnmek bile kutsaldır. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş iktidarı çözüm süreci üzerinden adeta topa tuttu. Onlar barış hayalini satmak istiyorlar. Biz gerçek barışı halkımıza armağan etmek istiyoruz. Seçime 3 ay kala tam da barışı satacaktık, pazarlayacaktık bir kez daha. Barış hayallerini halka pazarlayacaktık. Buna engel oldunuz diyorlar. Ben de diyorum ki iyi ki engel olmuşuz. Dolmabahçe'de yapılan ortak açıklamanın aslında Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen sonrasında planlandığını açıkladı. Açıklama benden dolayı 25 gün gecikmişmiş. Açıklama 7 ay önce yapılacaktı. 7 ay geciktiren kimdir? Şu 25 günlük gecikmeyi soruyorsun da şu 7 aylık gecikmeyi bir açıkla bakalım. Seçime yakın yaptırıp barış rüyalarını pazarlamak istedilir. Buna öfkeliyiz, kızgınız, eleştiriyoruz diye de biz barış karşıtı olmuşuz. PKK silah bırakacak ama biz bıraktıracağız. Parlamentoya daha güçlü gireceğiz. Biz PKK'ya silah bıraktıracağız. HDP eş genel başkanı, başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın kendisine hedef alan sözlerine de cevap verdi. Arınç'a şunu söylüyorum. Ülkenin gerilime ihtiyacı yok. Ülkede tansiyonu yükseltmeye gerek de yok. Sizinle bu polemiklere girmeyeceğiz. Proje partisi olarak gelmiş olanlar kendi geliş gerekçelerine bizi inandırmaya çalışıyorlar. Demirtaş'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'yı hedef alan sözleri de vardı. Ekonomistler uyarıyor, başbakan uyarıyor. İşte ekonomiden sorumlu bakan istifa intihar noktasına geldi. Bu kadar bunalttılar gerçekten. O akşam başbakana istifasını sunmaya gidiyor ama seçime kadar ikna edilebilmiş durumda ekonomi bakanı. Her gün Cumhurbaşkanı'nın hakaretlerine ve tehditlerine de katlanmak zorundalar.